Merhaba arkadaşlar, herkese hoş geldiniz. Bugün yanımda kim var? Başlayalım. Ben Kadir Köse, BAU takımının CSGO koçuyum. Aynı zamanda da bir BAU yüksek lisans öğrencisiydim, mezunum. 2020 yılında mezun oldum. Çok iyi abi. Bu yılın Şubat ayından itibaren de, 2021 Şubat'tan beri de takımda koçluk yapıyorum. Çok iyi abi. Tekrardan merhabalar. Memnun oldum tanıştığıma ben de. Eyvallah Kamer. O zaman birazcık aslında spordan bağımsız, takımdan bağımsız şunu sormak istiyorum. BAU hayatı nasıldı? Yeni mezun olmuş şu anda olarak. Ya BAU çok keyifliydi. Ben yüksek lisans tercihi yaparken arada kalmıştım. Birkaç tane daha üniversite vardı. Ben MBA mezunuyum bu arada, işletme yüksek lisansı. Arada kalmıştım ama BAU'yu tercih ettiğim için çok mutlu oldum. Çünkü çok keyifli bir ortamdı. Gerçekten lisans okuyormuşumcasına bir samimiyet vardı arkadaşlarla aramızda. Böyle yabancı arkadaşlar vardı. Böyle karışık, multinational bir ortamımız vardı yani. Keyifliydi. Haftada 2-3 gün geliyorduk. İşin falan stresini birçok şeye atıyorduk. Denize karşı çaydır, kahvedir, sohbettir. Çok, çok keyifliydi. O zaten çok güzel bir şey. Yani D terasta oturup çayını kahveni içip bir yandan muhabbet sohbet etmek on numara bir şey ki biz geldi espor muhabbet sohbet ediyoruz. O yüzden birazcık oraya giriş yapacağım artık. Tamam, hadi bakalım. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Birazcık farklı bir soruyla başlayacağım bu sefer. Bir hafta nasıl geçiyor abi takım? Şimdi takımda bir haftamız şöyle geçiyor. Öncelikle muhtemelen zaten hazırlanıyor olduğumuz bir turnuva oluyor. Ve bu turnuva için antrenman yapmamız gerekiyor. Benim kişisel olarak bir kere takımdan önce çalışmam gerekiyor. Çünkü takımı yönlendirebilmek için ortaya bir strateji çıkarmanız gerekiyor ki arkadaşlar bunun üzerine çalışabilsin. O yüzden benim genelde bir günüm muhtemelen tercihen önceki haftanın hafta sonu bireysel çalışmayla geçiyor aslında. Ve ondan sonraki hafta içi de takımla birlikte antrenman oluyor. Bazen değerlendirme yapıyoruz, bazen sadece girip böyle maç atıp çıkıyoruz. Yeniliyoruz, bazen moralimiz bozuk oluyor, yarım saat sadece geyik geçiyor falan. Ama genelde haftada 2-3 güne yakın mesaimin olduğu bir şey oluyor. Güzel oluyor ama, güzel geçiyor. Ama mesai gibi değildir eminim. Ben de çünkü hani tabii ki CSGO takımına kıyasla muhtemelen o kadar yüksek şey bir noktada değildir ama ben de Overwatch takımının koşulunu yapmıştım 2017-2018 senesinde, aynen öyle. O zaman da yeni çıkmıştı Overwatch'a. Tabii Overwatch'un yeni çıktığı dönemlerde çok fazla turnuvası yoktu ama takımda sürekli böyle bir antrenman havası falan vardı. En çok sevdiğim şey hatta direkt burada yapmıştık. Bir tane beyaz tahta alıp böyle taktik çalışıyordum. Çok hoşuma gidiyordu o noktada. Ama evet. Hani senin de söylediğin gibi oyuncularla böyle iletişimin nasıl? Birazcık da onu sorayım. Hani böyle daha arkadaşça mı yoksa nasıl yaklaşıyorsun? Hani çünkü sen yüksek lisans mezunu böyle arkadaşımızsın. Şu an ancak oyuncuların kimisi yeni geldiler üniversiteye. Yani birazcık da aslında onlara abi görevi üstleniyorsun diye düşünüyorum. Evet. Yani şimdi bu bir kere karşılıklı samimiyet burada çok önemli oluyor. Çünkü genelde genç arkadaşlar oluyorlar ve genç arkadaşlar eğlenmeyi istiyor tabii her şeyden önce. BAU'nun de eğlendiren de bir imajı da var. Halde bunu da çok bozmamamız gerekiyor ve sanki böyle dediğin gibi mesai yapar gibi olmuyor da akşamları dönmüşüz de sanki böyle hani onlar okuldan dersten çıkmış, sanki ben de dersten çıkmışım gibi bir havayla ya bugün işte ne yaptın, nasıl geçti, keyfiniz nasıl falan diye başlıyoruz genelde. Ve işte şey oluyor, ya o ders öyle mi, ya o hoca zaten öyledir, şu ders böyledir diye giriş olduktan sonra zaten böyle yavaş yavaş şey oluyor. Ya işte o zaman şu taktiği, şu map'i mi konuşsak, şunu şöyle yapsak falan diye öncelikle bir şeyimiz kesin oluyor bizim böyle fix. Ufak bir geyik diyebileceğimiz bir kısım oluyor. Güzel de oluyor çünkü bir şeyi çok arttırıyor. Kaynaşmayı, samimiyeti çok arttırıyor. Çünkü mesela orada örnek veriyorum bir arkadaş işte dersten çaktığını, kaldığını falan anlattığı zaman ortamın esprilerini her şeyin o da değişiyor. Tabii ki kesinlikle. Bir de hani aslında oyuncular gözünden bakacak olursak şey çok büyük bir şans. Hani her sorduğun cevabını bulabiliyorsun. Uğraşmana vesaire falan gerek yok. Hani orada senin yaşadığın, senin geçtiğin yollardan geçmiş birçok insan var aslında orada. Doğru. Peki hani antrenmanlardan, scrimlerden, oyunculara okul içi desteklerden bahsettik. Birazcık da senden bahsedelim. Ufaktan böyle bir bize kendi gözünle, çünkü BAU Esports dediğimiz şey aslında sadece bir takım operasyonu da çok büyük bir devran dönüyor burada. Şu an burada bu röportajı almamız bile aslında ne kadar hani farklı yerlere açıldığını gösteriyor. Sence BAU Esports nasıl bir yer?
Bunu soracağım sana. Ya öncelikle bana ilk koçluk teklifiyle geldiklerinde arkadaşlar ben hiç böyle bir noktaya evrileceğini düşünmemiştim açıkçası. Şey diye düşünmüştüm ben. Ya 5 tane arkadaş bir araya gelmişler. Oyun oynamak istiyorlar. Başlarına da bir adam arıyorlar diye düşünmüştüm ilk başlarda. Ama daha sonra gerçekten dediğim gibi organizasyonun ne kadar devasa bir noktaya evrildiğini ben de aslında arkadaşlarla vakit geçirdikçe fark ettim. İşte şu hocamız var bu arada, işte şunu kazanırsak şu olabilir, bunu kazanırsak buraya gidebiliriz. Ya işte okulumuzun şöyle bir sponsoru olabilir, abi bu turnuva bize çok lazım. Şöyle böyle lazım olduğunu söyleyince siz de şey oluyorsunuz. Ya gerçekten hakikaten galiba bir e-spor organizasyonunun içindeyim. O zaman hakkını vermemiz lazım ya. Noktasına doğru evriliyorsunuz. Gerçekten bu anlamda beni çok şaşırtmıştı. Özellikle ilk 3 ay şey olmuştum ya, bunu da yapabilir miyiz gerçekten? Hani bu da mümkün olabilir mi? Çünkü bunu yapabilirsek çok faydası olur bize. Bir tane de örneği verir misin bunlardan bize? Böyle gerçekten bu imkan da mı sağlanıyor deyip şaşırdığın bir şey. Mesela şeydi, Gaming House. Pandemi olmasaydı biz oturup toplu antrenman yapabiliyor olacaktık. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Azerbaycan örneği var mesela. Ülkemizi temsil eden Azerbaycan'la bir dostluk turnuvası gibi bir şey düzenleyecektik. Ve yine eğer pandemi döneminde hükümetlerden dolayı bir takılma olmasaydı bildiğiniz Azerbaycan'a gidecektik. Ve Bauer Esport damgasıyla, etiketiyle Azerbaycan'da oyun oynayacaktık. Çok güzel bir şey. Yani aslında burada şey söylemek istiyorum. Birçok üniversite böyle 5 tane oyuncu bir araya getirip böyle hani çok güzel çabayla dostane bir şey yapmaya çalışırken üniversitenin destek verdiği noktada büyüdüğü yer inanılmaz. Çünkü hani en son takımlarımız otel kiralayıp turnuvada öncesinde orada antrenmanlarını yaptığı bir senaryolarımız oluyor yani. Hani çok büyük bir nokta. Peki o zaman mutlu musun? Ben şimdi kan. Şimdi açıkçası ödemeler diyoruz. gerçek keyifli vakit oluyor. Benim adıma şöyle keyifli oluyor. Belki ben öğrenci değilim şu an aktif olarak. Ama sonuçta bir şeyler yapıyorsunuz gün boyu ve akşam döndüğünüzde bambaşka bir renk katıyor hayatınıza. Ve arkadaşlar için de öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü onların da hep şey ilişkileri var. Öğrenci, öğretmen, öğrenci, öğretmen. Akşamları ya da işte bazen gündüzleri, hafta sonları bundan sıyrılıyoruz. Ve nasıl diyeyim, hani hafta sonu böyle bir müzeyi gezersin de o hani sana çok başka bir keyif verir ya. Yani Bauer Spor ve CSGO koçluğu bana böyle bir keyif veriyor. Bu anlamda çok güzel gidiyor. Hiç sormadın ama başarılı da ilerliyoruz. bu yüzden de ayrıca da keyif alıyoruz. Güzel güzel gidiyor. Güzel bir serüven oluyor yani şu an. O zaman aklıma böyle bir soru geldi bir yerden. Çok böyle hangi başarılarınız var? Şimdi çok yakın geçmişte Haziran ayı içerisinde olması lazım. Yanılıyorsam zaten Ali Bak düzeltir bu bizi daha sonradan. Haziran ya da eklersin bir şey. Haziran ya da Temmuz ayında Türkiye Gençlik Vakfı'nın bir turnuvası düzenlendi. TÜGVAK Cup. Onu birincilikle tamamladık. Aynı zamanda bir İngiltere'de bir kupada oynadık. Orada da yarı finalde elendik ve bizi gerçekten kattığımız renkten dolayı yayıncılar ve organizasyon çok beğenmişti. Ki bugün aldığım bir habere göre bizi turnuvanın ikincisine de davet etmişler. Yani elemeler oynamadan otomatik olarak ikincisine katılıp ikincisinde de oynayacağız aynen. Böyle gidiyor. Bunun dışında çok fazla yarı finallerde, çeyrek finallerde kaybettiğimiz çok oldu. Yani kritik barajları geçemediğimiz çok oldu ama bence başarılı gidiyor. Yani en azından benim içerisinde bulunduğum dönem. O zaman biraz klişe ama çok hoşuma giden bir şey daha soracağım. Ondan sonra ufaktan kapanışa geçebiliriz. Tabii. Komik, güzel, böyle yaşadığın böyle enteresan, ilginç ya da belki duygusal bir anı var mı böyle takımla beraber? Takımla beraber şu an sana anlatabileceğim komik bir anı var. bir gün maçtayız. Oynuyor takım. Ben de başlarındayım. Bir tane de yedek oyuncumuz var. Böyle 6 artı 1'iz yani. 7 kişiyiz. Oynuyoruz ve bir tane arkadaşımızın Emir'in klavyesinde bir problem oldu. Şey dedi. Abi dedi eğilemiyorum. Nasıl yani falan olduk. Böyle, abi dedi CTRL tuşum çalışmıyor şu an dedi. Ve ben eğilemiyorum. Ben herkese ayakta pikliyorum dedi. Ama dedi benim sprey atabilmem için oturmam lazım abi dedi. Mola aldık. Oturamıyor çocuk yani. CTRL çalışmıyor. Girdik çıktık falan filan. En son böyle şey olduk ya dedik. Can vardı başka. Can dedik hemen çıkar formayı giy. Sen giriyorsun çocuk oturamıyor falan diye. Çocuk oturamıyor. Öyle çok komik bir anımız var turnuva maçı sırasında.
komikti yani. Gayet iyiymiş. O zaman söylemek istediğin son bir şey varsa son sözler alalım. Ondan sonra teşekkür edip. Yani öncelikle tabii bugün ve bu güzel sohbet için öncelikle sana teşekkür ediyorum. Daha sonra tabii tüm BAU Espor'a ve BAU Üniversitesi'nin kendisine de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönemde inşallah yeni arkadaşlarla beraber daha renkli, daha güzel ve daha başarılı bir yıl herkese temenni ediyorum. İnşallah. O zaman bizi izlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.